Tebrikler Tuğba. Sevgili izleyiciler, bu şarkılar aynı zamanda yarışmacılar için en anlam taşıyan şarkılar. Tuğba da özellikle zannediyorum bu şarkıyı seçti. Ben hemen jüri üyelerimize bırakıyorum sözü. Armancığım. Kaza geçirdiğiniz zaman yılbaşı mıydı? Yılbaşı. Yani yılbaşı ekstrasında mı gidiyordunuz? Evet. Çıktınız mı sahneye? Çıkamadım. Oysa Çanakkale'den yine bana gelen bir mail, sizin yılbaşı gecesi Çanakkale'de bir otelde yılbaşı ekstrası yaptığınızı söylüyor. Kesinlikle yalan. Peki. O zaman yalan. Peki. Hatta oraya grup olarak gelmişler ve o grupla sizin aranızda bir husumet olmuş. Bir yer sorunundan dolayı. Ve gelen mail der ki, evet biz yılbaşı gecesi gittik. Tuğba Hanım'ı Çanakkale'de sahnede seyrettik. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yattım. Yılbaşı günü de hastanedeydim. Hastanede olduğum zaman sahnede, aynı anda sahnede olmanız olmam mümkün değil. Mümkün değil. Kesinlikle yalan, yalan. Yalan, peki. Evet, kesinlikle. Zaten ben de bilmiyorum, mail sadece gelen. Size de mi böyle bir haber geldi Bülent Hanım, kafanıza size de geldi, anlıyorum. Belli ki şarkıyı söylerken çok duygulandınız. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Nasıl diyeyim, amatör sayılabilecek bir şarkı yarışmasında bir yarışmacının da dekoltesinin de bir sınırı olduğunu düşünüyorum ben, nacizane. Başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Tamam Armağancığım. Peki. Bülent Hanım. Şimdi yani eser icrası olarak evet. İyi yorumlandı. Değil mi efendim? Güzeldi. Evet. Yani şimdi sesine, okuyuşuna bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama gözüme de güzel göründü. Yani şimdi nasıl ya söyleyeyim? Çok hoş. Eşek suratı çok güzel. Teşekkür ederim. Surat da güzel. Şey de mütenasip. Yani dekolte de güzel değil güzel. Mi? Çok hoş. Eşek, çok. Ben hoş geldi bana, bilmiyorum. Yani evet. Belki talebelik açısından hani yarışmacıdır, biraz daha gizemli mi falan mı filan mı? Demin Orhan'a diyorum ki bana bak, bir şey olduğu vakit dürtükle, o dürtükleyinceye kadar hepsi çıkmış olacak zaten illa maşallah. Ne yapayım dedim, onun üzerine tülü getirttirdim, koydum. Hangisi daha iyi oldu söyle diyorum. Bu gizemli daha iyi oldu dedi. Ona bakarsan çarşaf giydirecek herif bana. Fakat peki. Ben o hoşuma gitti. Suratınız zaten çok güzel. İç açıcı böyle. Aydınlık. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu da çok hoşuma gitti benim. Kusura bakma. Estağfurullah. Yani peki, ben aynı fikirde değilim. Tamam, hoşuma çok teşekkür ediyorum. Orhan Bey. Her zaman sevgi, saygı ve ılı ve demokrat bir adam olduğum için herkesi kendi gönlüne bırakırım. Çünkü her şeyi diyorsunuz. Evet, çünkü çarşaf giydirmem. Var olan her şeyi paylaştığımız için insan olarak, insanlar paylaşırken birbirlerine o saygıyı, sevgiyi göstererek haklarını almalılar diye düşünüyorum. Bu denli özen gösteriyorum buna mümkün olduğunca ve kimsenin de mahremine katiyen girmek katiyen mümkün değil benim cephemde. Şimdi Tuğba aslında çok iyi bir yorumcu, her zaman iyi yorumluyor. Arada bir ufak tefek, çok hafif durumlar, detoneler olabilir, önemli değil. Özellikle o karar sesinden itibaren üçüncü derecede o kromatik bir not var orada ya. Rarirum, rarirum, şu var ya, yani ben şimdi nasıl tarif ettim? Yani büyük üçlü. Bir minör veya büyük üçlü ton, o ikinci baskılarda daha da iyi oluyordu. Birincilerde o enstrümanlarla beraber olmadı. Ondan olabilir mi acaba? Hayır, hayır. Gayet aynı iyi anda, aslında. Siz ne diyorsunuz? Karar sesi tam neydi Selçukcuğum? Olabilir mi? Karar aynen sesi yani. Majör evet. Bu gibi. Önemli değil ama Tuğba çok iyi bir yorumcu. Sonra düzeltiyor zaten onları. Or-
çok iyi yorumladın. Eser de güzel. Ağladığı için olabilir mi acaba? Ağlıyordu çünkü o eserde. Ya o sonunda ya, o artık finalde. Yapmış olabilir mi? Duyguyla onu her şey niye olabilir, ağladınız? Doğru. Babasını. A, babacığınız mı? Onun için mi? O gece... Babam beyin kanaması geçirdiği gün. Allah rahmet eylesin. Hayır. Ya, hayatta, hayatta. Allah uzun ömür Allah versin. Allah uzun ömür versin. A, tövbe estağfurullah. Demek. Ama ömrünü uzattınız, çok teşekkür ederim. Ömrünü uzattı derler. Bir moral alkışı gönderelim o zaman kendisine. Babanın ismi ne? Hasan. Eser. Evet. Eser Bey. Hasan. Hasan. Evet. Hasan Bey'e acil şifalar diliyoruz. Çok özledim. Allah uzun ömürler versin. Çok öpüyorum. Gerçekten Tuğba uyardı, ben bu şarkıyı söylerken ağlama ihtimalim var dedi. Neden olduğunu istersen jüri üyelerimize bir anla. Şehir dışında çalışıyordum, İzmir dışındaydım. Gece cuma gecesi beyin kanaması geçirmiş babam. Ben cumartesi sabahı öğrendim. İzmir'e gittim, babamı gördüm. Hafta sonu olduğu için işime olan saygım ve kötü günde çalışmanın daha gerekli olduğunu düşünmem, beni sahneye çıkmam gerektiğini zorladı. Itti. Evet, cümle kuramıyorum, kusura bakmayın şu anda. Aynı gece sahneye çıktım. Program esnasında hiç renk vermedim diyeyim. Yani sosyal hayatımı bir kenara bırakıp hasta da olsam, üzgün de olsam sahnede gerekeni yapmaya çalışıyorum her zaman. Yine misafirlerimizi eğlendirdik. Çok hoş bir gece oldu. Ama programın sonunda bu şarkıyı söylediğimde dayanamadım. Ağlayarak sahneden indim. Yani babacığınız için. Evet. Hmm. Onu son bir kere daha görebilecek miyim acaba? Tabii. Düşüncesiyle. Ama şu an nefes alıyor bizimle birlikte. Allah şifa başka versin. Başka ne isteyebilirim ki? Ne güzel, harika. Peki sağlık, bir arıza bıraktı mı? Felç. Ah canım. Allah beterinden saklasın. Şükürler ama genç olsun diyoruz. Tabii. Siz de çok küçük olduğunuz için babanız da gençtir. Atlatır onu. Atlatır. İnşallah. İnşallah. Tabii, tabii. Büyük bir bölümü zaten yani ilk zamanlardaki gibi şu an ağır değil durumu. Tamam. Her şeyin bir çaresi var. Gülebiliyor hala benim. En azından. Oh, oh, ne güzel. Kaç yaşında? Evet, şu anda 58 yaşında. Ah, genç. Genç daha. Ama şu an bizi izlerken üzülmesin, heyecanlanmasın. Anneciğim tansiyon ilaçlarını ver. Tamam. Evet, bir acil şifalar diliyoruz ve gerçekten bazı önemli sıkıntıları yaşayan biri olarak da ben çok büyük olaylar yaşadım ama neticesinde şükretmeyi daha çok öğrendim. Ölümlerden döndük, şu anda kale gibiyiz. Baban da inşallah kale gibi olacak, düzelecek. İnşallah. Bir şey daha eklemek istiyorum, röportajlar sırasında da söyledim. Bu konuda benim kaburgalarım gibi hani yanlış anlaşılsın istemiyorum. Babam çok onurlu, çok gururlu bir insan. Ne onu, ne de kendimi, ne de bu yarışmadaki yerimi değiştirmek için söylediğim bir şey değil. Onursuzluk mu çocuğum, hastalık asla bu ne? Asla da yani kendimi acındırmıyorum, onunla hayır, gurur hayır. duyuyorum. Kendimle de öyle. Hayır, hayır. O yüzden yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hayır, hayır. Hayır. Yani Tuğba başlangıçtan beri son derece ne yaptığını bilen, mağrur, ne yaptığını bilen ve saygılı, sevgi dolu bir yarışmacı. Çok iyi yorumcu ayrıca. Bu bir gerçek. Çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Ebru Hanım başlamıştı zannediyorum. Tuğba'cığım, yok ben daha henüz başlamamıştım. Başlamadınız, peki. Çok kısacık hemen bir şey söyleyeyim. Senin babanın yaşadığı hastalığın aynısını benim yaşadığımı biliyorsunuz. Benim 3 tane damarım. Ama Allah'a binlerce şükürler olsun ki bugün ayaktayım, kendimdeyim, işimi icra edebiliyorum. O gün de dimdiktim, bugün de dimdik. Hayatta kendine neyi alırsan, baban rahatsız, Allah'ın verdiğine karşı gelinmez. Allah bana bunu uygun gördü, nedenini, niçinini sormadım. Bunu yaşamam gerekiyordu, yaşadım. Tamam. Bitti. Kapattık. Buraya aldık. Zaten böyle bir şey de yok. Kime ne sorabiliriz ki? Şükürler olsun. Yani şükürler Allah olsun. Allah babana. Allah uzun ömür versin. Muhafaza etsin ya Rabbi. Allah sağlık sıhhat versin. Allah sana sağlık sıhhat versin. Genceciksin. Bak kaburgalarını kırmışsın etmişsin. Allah sana sağlık sıhhat versin. Yolun açık olsun. Babacığın, anacığın hep senin başında hiç olsun inşallah. Hiç iz kalmadı mı bir yerinde? Gel seni bir kontrol edeyim biraz. Ben kaldı bakayım. Aslında. Gel buraya diyorum hemen sana. Hemen geliyorum. Kaldı bile. Gel oynayayım biraz. Gel.
Bakalım Bülent Ersoy nasıl oynayacak Tuğba'yı? Kaburgalarım şuradan belli oluyor dışarıda birazcık. Sen dön bakayım bana arkanı. Dön. Kız burada hiç iz yok. Hayır hiç. Çıkmış dışarıya mı? Çıkmadı ama. Yani kemik dışarıya İçeriden. Çıkmadı. İçeriden buradan çıkıntı var. Omzum da çık hala tümsek kaldı şöyle. Ha, oradan biraz. Aferin. Hadi bay bay. Kalite kontrol de yapıldı. Kalite omuz kontrol çıkmış, bitti. Tabii. Bitti. 10 numara bravo. Allah yolunu açık etsin. Test edildi onaylandı yani. Evet. Bu gece hepinizin hayat hikayesi anlatılıyor. Bizlere bilgi veriyorsunuz. Bu acındırmak için yapılan bir şey değil. Onun için de hiç bence rahatsız olmayın. Bizler sizi daha iyi tanıyalım diye kendinizi anlatıyorsunuz sadece. Çok doğru aynen söylüyorsunuz. Yolunuz açık olsun hanımefendi. 8 verdi Ebru Gündeş. Ay. Buyurun. 8 Armağan Çağlayan'dan, 8 Bülent Ersoy'dan, 8 Orhan Gencebay'dan toplam 32 puan çok geldi Tuğba'ya. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tuğba'cığım aday numara? 112. 112 Tuğba'nın aday numarası. Siz de destekliyorsanız oylarınızı gönderebilirsiniz. Tuğba'ya alkışlıyoruz. Sıradaki yarışmacımız bakalım kimmiş? Sıradaki yarışmacımız Tamer. Tamer'cim çok şıksın. Teşekkür ederim Ezan Hanım. Bir şeyler söyleyeceksin, onları alalım hemen.